Dün iki kişi geldi. Eski nişanlınızı arıyorlarmış. Fotoğrafını gösterdiler. İnanılmaz ama bana çok benziyordu. İnsan insana benzer. Yapma Rasim. Ne geldiyse başımıza kötülükten geldi. Milletin günahına giriyoruz. Ondan sonra da başımıza gelmedik bela kalmıyor. Enişte. Bütün köyün içinde rezil etti beni. 5 paralık haysiyetim kalmadı. Yavrumu da bizim gibi öksüz ve yetim olmasını istemiyorum hasbala. Aa, ne oluyor bize Allah aşkına? Sil bakayım şu gözlerini. Her şey yoluna girecek. Bak, Eşber de yakalandı. Mutlaka evleneceksiniz. Mihrali. Bu aralar bir garip değil mi? Üzülme. Zaman bu dünyada dertlere en büyük dermandır. Hem gençlikte olur böyle şeyler. Olur da hocam. Nasıl desem? Korkuyorum. Sen bir konuşsan şu çocukla. Hemşire Zeynep Arman burada çalışıyor dediler de. Nesi oluyorsun? Akrabasıyım. Yakın akrabası oluyorum. Merhaba Zeynep. Eşber'in vücuduna yakın mesafeden 4 el ateş edilmiş. Bunu kimin yaptığına dair bilginiz var mı? Savcı bey, benim buralardaki namımı bilirsiniz. Allah'a şükür, herkesin saygısını kazanmışımdır. Ben bu noktaya hep doğruların yanında olduğum için geldim. Şimdi de işin doğrusunu söyleyeceğim. Oğlunun içki paralarını nereden bulduğu anlaşıldı anne. Çeyizimdeki altını Mehmet çalmış. Niye çaldın oğlum? Zeynep hemşireye hediye almak için çaldım. Ne Zeynep hemşiresi, ne hediyesi? Bilin bakalım, lojmana hediyeyi vermek için gittiğimde kimi gördüm? Kimi? Ali abi, Mihrali'yi. Gecenin bir vakti lojmandan çıkıyordu. Nedenini söylemeyecek misiniz? Bilmiyoruz. Karakola gidince komutanımız her şeyi açıklar herhalde. Hı.
Kadının sesi değil mi bu? Hoca emmi! Aman Allah'ım! Ne oldu Mihriban kızım? Hayrola Mihriban? Mihrali Hoca emmi! Jandarma tutuklayıp götürdü. Ne? Dur telaş etme. Yürüyün gidiyoruz. Hoca emmi! Ben ver. De geliyorum. Allah'ım sen hayırlara çıkar. Olmaya çalış kızım. Komutandan işin aslında öğreniriz şimdi. Bir yanlış anlama olmuştur muhakkak. Yoksa durduk yerde niye tutuklasınlar? Bilmiyorum. Buyur enişte. Ne dersin? Doğru mu yaptık Rasim? Doğru yaptık enişte. Doğru yaptık. Aferin. Suçu Mihrali'ye atmayı çok iyi akıl ettin. Gerçi Mihriban senin içinde ukde kaldı ama... Ne isterse elin gariban kızından. Azam efendi. Senin de aklın azıcık Rasim kadar çalışsaydı da... atalarımızın kanı yerde kalmasaydı. Kan davası devri bitti abla. Artık kan akıtmak değil önemli olan. Kanının son damlasına kadar kurutmak. Acı çektirmek. Acı çekecek. Dilin güzel söylüyor Rasim. Bazıları gibi tırsıp oturmuyorsun yerinde. Canına sıkma enişte. Her şey olacağına varır. Mihran'ın da olacağı buydu zaten. Vakitsiz öten horozun başı tez vurulur derler. Parça mahvolmuştur şey. Kim yapar? Kim yapar? Niye yapar böyle bir şeyi bilmem ki. Geldim. Geldim. Hoş geldiniz. Ay, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Gel kızım, gir içeri. Geçsenize içeri. Hayırdır? Geçen gün kolum uyuşuyor dedindi ya. Nasıl oldu diye bakmaya geldik. Yok, iyi. Yel girdi herhalde. Bugün temizlik bile yaptım. Hadi geçin içeri. Bir kahve yapayım. Karşılıklı için. Bir şey mi var? Hadi siz geçin içeri. Ben kahveleri yaparım. Gel Adelciğim. Biz içeri geçelim. Hasibe hala, doğru söyle. Kötü bir şey mi var? Gel şöyle oturalım. Bak Hatice kızım,
Bir yanlışlık oldu galiba. İnan korkulacak bir şey yok. Ne yanlışlığı? Jandarma Mihrali'yi tutuklamış. Mihrali? Dur hemen telaşlanma. Hoca efendi de yanında. Mihrali. Mihrali. Hatice. Hatice. Karakol komutanıyla görüşmek istiyorum evladım. Bekleyin, kendisine haber vereyim ben. Peki evladım. Gel. Dumanlı Hoca sizinle görüşmek istiyor. Emriniz komutanım. Gelsinler. Emredersiniz komutanım. Buyurun hocam. Komutan sizi bekliyor. Teşekkür ederim evladım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk komutanım. Buyurun. Sizler de buyurun. Ali Yiğit için geldiniz. Evet. Neden tutukladınız onu? Sakin ol kızım, otur. Önemli değil hocam. Hakkında şikayet varmış. Adam öldürmeye teşebbüsten. Ama böyle bir şey mümkün mü? Bir yanlışlık olmalı. Bu çocuk benim elimde yetişti. Hocam, size güvenimiz, saygımız sonsuzdur. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Savcılığın emri. Peki kimmiş bu? Kim için suçlanıyor? Belediye başkanının kaçak oğlu Eşber'i öldürmeye teşebbüsten. Efendim? Zeynep kızım, ben Hasibe. Hayırdır Hasibe hala? Hatice'ye bir şeyler oldu. Doktor beye söyle, hemen gelin, kurban olayım. Hemen geliyoruz Hasibe hala. Mihrali. Doktor hemen geliyor Fadime. Sen olmaya devam et kızım. Tamam. Mihrali. Mihrali. Hoca emmi, müsaade et ben üstleneyim suçu. O ne biçim laf evladım? Olur mu öyle şey? Hem bir yanlış başka bir yanlışla kapanmaz oğlum. Allah katında her türlü yalan birdir. Varın gidin hadi, ben bir hal çaresine bakarım. Peki hoca emmi. Mihriban kızım ne oldu? Mihriban kızım, hadi siz eve gidin. Çıngıraklar. Nerede kaldın be? Yeni mi aklına geldik? Ancak gelebildim. Boğuluyorum burada. Bıktım buranın aşından havasından. Bu kafayla gidersen daha çok boğulursun. Neyse, sana başka bir şey söyleyeceğim. Durumlar değişti. Senin de ifademi değiştirmen gerekiyor. Niyeymiş o? Annen, baban ve Rasim Bey Mihrali'yi suçladılar. Mihrali ha? Benim niye daha önce aklıma gelmedi ki? Eğer mahkemede sen de Mihrali dersen tutarlı olur. Demem mi avukat? Demem mi? Peki öyleyse ben gidiyorum. Avukat. Şu evlilik işi. Kabul edersem ne zaman çıkarım? Aklını başına topla. Bir an önce evlen. Yeni yasa çıktığında evlensen bile kurtulamazsın. Burada cehennem azabı çekeceğime dışarıda azap çektiririm daha iyi.
Hemşerim, hazırlan, birazdan sorguya gideceğiz. Geçmiş olsun. Eski felci nüksetmiş. Hayati bir şey var mı? Şimdilik yok. Zaten ilk felç geçirdiğinden beri durumunu yakından biliyorum. İlaçlarını düzenli kullanmalı. Birkaç gün yalnız kalmazsa iyi olur. Yanından ayrılmayız doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor bey, izin verirseniz ben kalmak istiyorum. Hem bana çok iyiliği dokundu. Bir anne gibi yaklaştı. Hem şu an için anlayan birinin kalması daha iyi olur herhalde. Haklısın. Sağlık ocağında birkaç gün sensiz idare ederim. Öncelikle sakin tutmaya çalışın. Yaşadığı üzüntü onu çok etkilemiş. İlaçlarını asla ihmal etmeyin. Anladım doktor bey. Bir şey olursa haber verin yeter. Hemen gelirim. Sağ olun. Allah razı olsun doktor bey oğlum. İyi günler. Üzülme Hatice teyze. Sana annem gibi bakacağım. Annem. Adam adam! Bu telefon robot değil. Kendi kendine cevap vermiyor. Kime söylüyorum ki? Ha telefon, ha sen. Böyle böyle dürtmeden ikiniz de çalışmıyorsunuz. Alo. Zeliha Hanım, ben avukat İsmet. Rasim Bey'e ulaşamadım da haberi size vereyim dedim. Ne haberi? Eşber'e Minhali konusunda bilgi verdim. Ayrıca evlenmeyi kabul etti sonunda. Kabul mü etti? Eşber'e. Ne olmuş Silha? Eşber evlenmeyi kabul etmiş. Oh be! En sonunda. Hemen evlilik işlemlerine başlayalım. Hastanede iki imza tamam. Dur bakalım Silha. Dumanlı Hoca önce gelin isteyin dedi. Ama ne var onda? Yarından tez yok, gider isteriz. Azam. Azam. Dumanlı Hoca. Azam. Sakın açma. Ne istiyormuş bir bakalım. Dur be adam, delirdin mi sen? Adam kapıda bekliyor Zilha. Aç da ikimiz de parça parça etsin değil mi? Niye ki? Gel. Herif anlamıyor musun? Mihrali'yi bizim suçladığımızı öğrenmiştir. Öyle mi dersin? Belki de ondan değildir. Aç o zaman. Aç da gör bakalım neler oluyor. Gitti. Ne? Açsaydık ne olacağını biliyor muydun? Aman sen de. Ana. Hı. Ben çıkıyorum. Mehmet. Oğlum, gelirken caminin oradaki bakkaldan iki ekmek alıver ha? Niye? Buradaki bakkalın suyu mu çıktı? Vereseyi kestiğinden beri yüzüm tutmuyor. Seyfullah abi, ne oldu? Yok bir şey. Kızım, ne oldu sana? Seyfullah! Telaş etme Meryem abla, Mihriban iyi. Peki bu hali ne? Eşber'i vurdu diye Mihrali'yi jandarma tutuklamış. Ne? Amanı! Nedir bu başımıza dolananlar? Mehmet, sen ablanı mukayyet ol oğlum. Aha. Ben Hatice'ye gidiyorum. Aha. Ne hale gelmiştir kim bilir. Hadi oğlum, hadi. Tamam, hadi.
Senin yerinde olsam bu kadar üzülmezdim. Gece yarısı elin kızlarının evinden çıkan biri için bu kadar üzülmeye değmez. İyi bile oldu. Kendini mert gösterip saf kızları ayartıp erkeklik yapmak kolaydı. Hele ona inanan saf kızlar oldukça... Cezanızı versin. Hoş geldiniz. Buyurun. Rasim'le görüşmek istiyorum. Rasim Bey yok. Nerede? Sabah savcılığa diye çıktı. Ne zaman gelir? Bilemiyorum. Herhangi bir zaman söylemedi. Neyse, şurada beklerim. Tabii. Güzel. Aradığımız sikkeler bunlar. Senin tarladan mı çıktı bunlar? Evet beyim. Şanslı adamsın. Verin şuna 5-10 kuruş gitsin. Sağ olasın beyim. Hiçbir şey söylememekte kararlı mısın? Sessiz kalman senin aleyhine. Tek bir cevap kafi bana. Yaptın mı yapmadın mı? Anlaşıldı. Sessiz kalma hakkım var. Ancak bir şey bilip de söylemiyorsan... Bu kanunlara saygısızlık olarak algılanacaktır. Bugüne kadar kanunlara karşı hiçbir saygısızlıkta bulunmadım savcı bey. Susmama gelince... Susmak da bazen bir cevaptır. Sen bilirsin. Yarın mahkemeye çıkacaksın. Orada susmamanı tavsiye ederim. İyi düşün. Düşünceli abimize benden bir çay. İlişme Hasan. Hiç havam yok. Neyin var? Hasan. Abi benim bir iş bulmam lazım. Sizin çeltik tarlası vardı. Orada çalışsana. Çal çamur içinde ne işin var oğlum? Ben yapamam öyle şeyler. Çiftçi olmak istemiyorsan şehre git. Giderim gitmesine de. Beni burada bağlayan şeyler var. Vay, bağlandın ha. Kes sunumu. Bildiğin bir iş varsa söyle. Yoksa çek git. Tamam, tamam. Kızma. Salça fabrikasına baktın mı? Cemiller gitmiş geçen gün. Hiç ihtiyaç yokmuş. Ya okul? Temizlik için arıyorlardı.
Hademe mi olacağız yani? Sana da hiç beğendiremiyoruz. Ne öyle ne böyle. Millet aç oğlum aç. Şu kahveye bak. Millet niye burada zaman öldürüyor zannediyorsun? İş bul da çamurdan olsun. Sana derdini açan da kabahat zaten. Böyle susarak her şeyi içine atıyorsun Mihriban. Bir şeyler söyle. Eşberi Mihrali'nin vurduğunu ispat edemezler diyorlar. Belki de suçlamayı geri çekerler. Of yeter artık. Konuşsana kızım, bir şeyler söyle. Ağla sızla ama bir şey söyle. Hem bu kadar üzülmene gerek yok. Ben inanıyorum. Göreceksin, her şey düzelecek. Benim yüzümden oldu Emine. Bunu benden başkası düzeltemez. Her şeyi niye üstüne alırsın bilmem. Bir yanlış anlaşılma olmuş işte. Sen niye kendine pay çıkartıyorsun? Demek iş arıyorsun Mehmet. Evet. Ne olsa yaparım. Bir hademimiz var ama her işe koşturamıyor. Bir tane daha lazım. Ben yaparım. Çok güzel hademelik yaparım. Anlıyorum da devlet bundan başka personele yetki vermiyor. Ama yine de bir dilekçe yazalım. Yani şimdiden söyleyeyim, biraz uzun sürer. Ne yapalım? Doktor Bey, Kısmetliymiş. Rafet abi rahatsızlandı, bir bakar mısınız? Hadi görüşmek üzere Mehmet. Görüşürüz. Bu kadar üzülme Hasibeala. Siz söylemeseydiniz başkasından duyacaktı nasıl olsa. Allah saklasın, daha kötüsü de olabilirdi. Telaştan bilemedik işte. Uyudu mu Zeynep kızım? Uyudu Hasibe hala. İlaçlar etkisini gösterdi herhalde. Kötü bir şey yoktur değil mi kızım? İlaçlarını kullanmasına ve fazla üzülmemesine bağlı Meryem teyze. Nedir bu başımıza gelenler? Bela üstümüzden eksilmez oldu. Allah daha beterinden saklasın. Mihriban nasıl? Nasıl olsun Hasibe hala? Mahvoldu, mahvoldu. Geldiğinde kanı çekilmişti sanki. Zaten gözünün yaşı kurumaz ki garibini. Kim burada işbirini biliyor musun? Mihriban. Kim burada işbirini biliyor musun? Mihriban. Yarın çıkmak istiyorum buradan. Yarın çok erken. Evlenmek istediğini belirten bir dilekçe vereceğiz şimdi. Dilekçe, kelepçe nedir bu çektiğim benim ya? Çıkınca evlensek olmaz mı? Hayır, bırakılman için önce evlenmen gerekiyor. Bana bak, yıldırım nikahı olsun o zaman. Bir an önce bitsin bu iş. Merak etme, bir an önce bitecek. Hem bu kadar sabırsızlanma bakalım. Damat olacaksın, damat. Emine. Ne haber Seyfullah? Bakıyorum da ormanı yüklemişsin eşeğin sırtına. Bir iki parça odun işte. Sen nereden böyle? Mihriban'dan. Nasıl? Biraz daha iyi mi? Kötü, daha kötü. Konuşmuyor bile. Kırıldı mı? Evet, ucu kırıldı. Gönene götürmem lazım ama. Mihrali olmayınca bunu yapacak kimse yok köyde. Buradan gönene gitmek de öf. Yarın sabah erkenden gideceğim ben. İstersen yaptırırım. Sahi mi? Gönene götürüp yaptırır mısın? Yaptırırım tabii. Elime mi yapışır? Sağ olasın Seyfullah. Yarın alırım senden. Hadi selametle. Selametle. Thank you.
geldiniz Rasim Bey. Hoş bulduk. Rasim. Hoş geldin hocam. Mahallenin küçük çocukları gibi peşinden koşmaktan bıktım artık. Ayıp oluyor hocam. Ayıp eden ben miyim, sen misin? Hocam, konuşmak istiyorsan buyur odama gidelim. Hı hı. Bu taraftan. Buyurun hocam. Evet. Sana önce bir şey sormak isterim Rasim. Müslüman mısın? Ne demek hocam? Elhamdülillah. Doğrudur. Kimin Müslüman olup kimin münkir olduğunu ancak Allah ve kişinin kendi bilir. Başkası ne söylerse söylesin boştur. Öyledir hocam. Lakin Müslümanlığın Allah katında bazı kıstasları vardır. Bilmem bilir misin? Müslüman adam doğru olacak, dürüst olacak. Bir din kardeşinin kötülüğünü istemeyecek. Doğru söylersin hocam. Ben doğru söylerim de en doğrusunu Cenab-ı Allah söyler. Nisa suresinde der ki, eğer adalet üzerine hüküm vermekten, şahitlik ederken doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya yüz çevirirseniz şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müslüman olmak için bir kelime-i şehadet yeterlidir Rasim. Ama Müslüman kalmak için o kelime-i şehadetin anlamını içine sindirmek, onu tüm benliğinde yaşamak gerekir. Anladın mı beni? Sözü nereye getirmek istediğini anladım hocam. Mihrali değil mi? Ama ne düşündüysem onu yaptım. Eşber'in ondan başka düşmanı var mı? Köyde Eşber'e ve sana düşman olmayan yok Rasim. Kaldı ki Mihrali Eşber'in düşmanı değil. Siz düşmanlığı hayat tarzı yapmışsınız kendinize. Ortada suç var. Biz düşündüğümüzü söyledik. Doğruysa çeker cezasını. Yok yanlışsa eğeriz boynumuzu, o kadar. Tekrar tekrar söylüyorum Rasim. Her zaman mazlumun yanındayım. Eğer Mihrali'ye bir şey olursa önce Allah sonra ben karşınızdayım. Bilmiş ol ki edep insanın bedenindeki ruhtur. Hak erenin gözü ve gönlünün nurudur. Eğer şeytanın başını ezmek istersen aç gözünü ve gör. Şeytanın katli edeptir. Hanım, evden habersiz çıktım. Ne konuşacaksınız benimle? Bugün avukatla konuştum. Nikah yapılmadan Eşber'i bırakmıyorlarmış. Onun için içeride halledeceğiz. Olur tabii ama Hoca Emri'ye sormak lazım. Ne gerek var kızım? Önce nikah, sonra giyersin telli duvaklı gelinliğini. Düğünün davullu zurnalı yaparız. Ne güzel olur değil mi? Bilmem ki.
Bu aralar aklım pek karışık. Ben senin iyiliğin için söylüyorum kınalı kuzum. Karnındaki beben için. Yarın akşam size geleceğiz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Asma yüzünü kız, gelin oluyorsun. Torunuma da iyi bak. Hadi kal sağlıcakla. Mehmet, oğlum. Sobayı ekiyordun hatta, geçmesin. Bana ne ya? Odun da kalmamış. Oğlum, geç şuradan birkaç tane odun getir, hadi. Of, bir rahat vermiyorsunuz insana ya. Oğlum, sen dururken odun getirmek bana yakışır mı? Ver ana, ben getiririm. Bir gün de bir işin ucundan tutsan. Allah'ım, ya Rabbim, sen akıl fikir ver şu çocuğa. Ay. Mihriban. Mihriban gel. Hayırdır Fadime? Çok üzüldüm Mihriban. Mihrali böyle bir şeyi hak etmiyordu. Onun yerinde başka biri olmalıydı. Eşberi seni vurduğunu biliyorum. Karnımdaki çocuğu yetim bırakmak için gözünü kırpmadan çektin tetiği. Bunun için seni asla affetmeyeceğim. Ancak sana da Mihrali'ye de bir borcum var. Zamanında bir cahillik edip tecavüzü Mihrali'nin üstüne atmıştım. Şimdi onun için ne yapsam azdır. Bu işi bitireceğim. Bu işi benden başkası temizleyemez Fadime. Ben temizlerim. Ama unutma, senin için değil. Mihrali ve onun sana olan aşkı için. Nasıl çıktın? Senin özlemine dayanamadım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Zeynep. Ne yapıyorsun kızım? Kiminle konuşuyorsun? Kapıda biri var gibi geldi de... Sen iyi misin? Ben iyi olsam ne olur. Mihrali. Her şey düzelecek. Kendini üzmemelisin bu kadar. Sen yanımda mıydın hep? Yanındaydım anne. Anne dediğim için kusura bakma. Ama ben seni annem gibi görüyorum. Ben de seni kızım gibi görüyorum. Zilha. Gece yarısı ne yapıyorsun ya? Uyutmayacak mısın? Ne geniş adamsın sen? Yarın kız istemeye gidiyoruz. Ne giyeceksin? Ya sabır. Ya sabahleyin Dumanlı Hoca ateş püskürüyordun. Şimdi onlara şık görünmek için uykuların kaçıyor. Kendimi beğendirmek için yapmıyorum Azam Efendi. Onların evine gideceğiz diye şık giyinmeyeyim mi? Ezdirmem kendimi kimseye. Hem anlasınlar yerlerini. Bak. Onlar burada dolabın altında.
biz üstündeyiz. Azam, bak ne buldum. Ne buldun? Eşber'in patikleri. Kendi ellerimle örmüştüm bu patikleri. O minicik ayaklarına geçirirken nasıl da gülücükler atardı. Şimdi koca ayaklı sıpı oldu. Senin gibi eşekten başka türlüsü olmazdı zaten. Zülha! Aman! Ne dedim şimdi ben? Hindi gibi kuvarmasan olmaz. Şimdi bu patikleri torunum giyecek. Torunum diyorum Azam. Benden, eşberimden bir parça. Yeter artık Zülha. Torunun doğunca bol bol seversin. Yatalım şimdi. Sen ne anlarsın sevgiden, merhametsiz taş kalpli. Günaydın Mehmet. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayrola? Bulamadın mı daha bir iş? Bak, dünkü gibi abuk subuk konuşup duracaksan hiç yanaşma. Anlasana, zor durum. Bir an önce bulmam lazım. Dün Gönen'e gittim ama... Ama kendine iş beğenemedin öyle mi? Yapma be oğlum. İyi kötü liseyi bitirdik, okumuş adamız. Orada burada hademilik yapacak halimiz yok ya. İşin iyisi kötüsü olmaz Mehmet. Yine de sen bilirsin. Bak aklıma ne geldi. Sende yabancı dil var mıydı? İşte. Lisede öğrendiğimiz kadar. Rasim'in oteline gitsene oğlum. Adam arıyorlarmış galiba. Rasim'in oteli mi? Saçmalama. Ne işin var Çıngıraklar'ın otelinde? Öyle deme. İyi para veriyorlar. Yok eksik olsun paraları. İstemez. Sağ olasın Asibe. Selametle. Sağ ol. Fadime nerelerde? Hiç görünmedi bu sabah. Ahırda süt sağıyor. Ya Seyfullah? O da erkenden çıkmış. Neyse, hadi Allah'a ısmarladık. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Karakola.
Bir gelişme var mı öğreneyim? Bu Rasim. Yılanla oyun olmaz Dumanlı Hoca. Mukayyet ol kendini. Kaygılanma sen. Bu canı bana Cenab-ı Allah verdi. İster yılanın eliyle alır, ister telli duvaklı düğünle. Seçimlere birkaç gün kaldı Rasim. Bizim 3-5 afişi bastırmaktan başka bir şey yaptığımız yok. Parti biraz da işte... Ne diyorsun senin işte? Bundan önceki seçimleri afişle mi kazandın? Millet senin gül yüzüne mi veriyor oyunu? İyi de Rasim. Bu kafasız eşberin yaptıkları herkesin dilinde. Yolda yürürken milletin bakışları rahatsız ediyor insanı. Ne basiretsiz adamsın. Sana yan bakana iki çift laf edemiyor musun? Ne diyeyim Rasim? İnsanlar haklı. Ortada suç var. Ah eşber ah. Rezil ettin bizi. Evlenmeyi kabul etti işte. Ortada suç muç kalmadı. Düşünme bunları. Biz seçimi çoktan kazandık enişte. Fahrettin, git şuradan bir çiçek yaptır. Bir kutuda çikolata al. Tamam hanımım. Bana bak, gidip abuk subuk bir şey alma. En pahalısından al, tamam mı? Olur hanımım, sen hiç merak etme. Hadi. Hanımım, o aşufte için niye bu kadar hazırlık yapıyoruz? Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Hem bana bak, sen anlamadığın işlere karışma. Hadi git dediklerimi al. Peki hanımım. Allah Allah. Fadime, gel kızım. Ben de akşam için hazırlık yapıyordum. Gel gel. Yok ben... Kızım gel hadi güzelim gel. Gel gir içeri. Ben gelmeyeyim. Konuşmamız lazım. Konuşuruz bir tanem konuşuruz. Sen gel. Dilimiz ağzımızdan kaçmıyor ya gel. Bir dakika. Çıkartma boş ver. Hadi gir. Gir. Gel. Şöyle otur bakalım. Sana güzel bir çay yapayım. Şöyle gelin kaynana karşılıklı bir içelim. Tamam mı benim güzelim? Zilha Hanım ben... Söyle güzelim. Söyle bir tanem. Benim kınalı gelinim. Söyle bir tanem benim. Mirali hapisten çıkmazsa... Eşber'le evlenmeyeceğim. Ne diyorsun kızım sen? Mirali hapisten çıkmazsa... Eşber'le evlenmem diyorum. Ne demek evlenmem? Mihral'dan sana ne? Aptal mısın sen? Evlenmeyeceksin de babası belli olmayan bir çocuk mu doğuracaksın? Gerekirse öyle olacak. Mihral'e borçluyum. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi kendi mutluluğumu düşünemem. Bana bak Fadime. Aklını başına topla. İstikbalini düşün. Eşber'le evleneceksin. Bu evin hanımı olacaksın. Bak. Bak bu koltuklarda oturacaksın. Bu masada yemek yiyeceksin. Bu ev senin olacak. Bu mutfakta yemek pişireceksin. Çocuğum burada büyüyecek. Sen Mihrali'ye kızım gerçeği söyleyip borcunu ödedin. Bırak ne halleri varsa görsünler. Sen kendini düşün. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisini siz bilirsiniz. Aşifte. Seni adam yerine koyup güvenende kapat. Kaltak. Merhaba Emine. Merhaba. Çok sağ ol Seyfullah. Zahmet oldu sana. Dur parasını getir. Olmaz. Yani olmaz öyle şey. Zaten çok bir şey tutmadı. Benden olsun. Peki sağ ol. Ben gideyim artık. Hatice teyzenin ilaçlarını götürecektim. Ben de oraya gidiyordum zaten. Beraber gidelim. Dur şunu içeri bırakayım. Hadi gidelim. Merhaba hemşire hanım. Kolay gelsin. Sağ ol Mehmet. Halam nasıl? Daha iyi oldu mu? İyi. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben otelde işe başlıyorum.
Ya öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Tüh be. Gevşek abi. Ne otel? Mustafa oğlu Ali Yiğit. Duruşmayı açıyorum. Sanığın kimlik tespitine geçildi. Nasıl yaparsın bunu Mehriban? Yalvarırım git. Babası ölen bir tek sen misin? Benim babam ölmedi mi? Ne yapsın? Ben de bir kendimi öldürseydim. Sebebim kalmadı, anlamıyor musun? Sebep kalmadı öyle. Peki ya Mehmet? Ya Meryem teyze? Daha dayımın yarası kapanmadan nasıl yaparsın Mehriban? Nasıl aklından geçirirsin? Onların ne sebebi kalacak ha sen de ölürsen? Onları hiç düşünmedin mi? Al. Eğer hiç umrunda değilse al vur kendini. Mihriban, nereye kızım? Emine'ye falan mı gidiyorsun? Çok oyalanma, eve kızım. Gel de şu benefistanları daraltalım. Eve evladım, çok kol geliyor da. İyi günler. Hoş geldiniz. Ben iş başvurusunda bulunacaktım da. Bu formları doldurmanız gerekiyor. Buyurun kalem. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Ben hayatta oldukça senin sırtın yere gelmez enişte. Bizim çocuklar hane hane dolaşıyor. Bilmiyorum Rasim. Yoruldum artık başımıza gelenlerden. Bazen diyorum yani... Bırakayım şu işi. Yok öyle şey enişte. Buraya seni biz getirdik. Biz istemeden de hiçbir yere gidemezsin. Rasim, Rasim. Allah'ım, Allah'ım aklıma mukayyet ol. Katil edecek bu kız beni. Dur, ne oluyor abla? Sakin ol biraz. Nasıl sakin olayım? Utanmaz çıllık. Kalkmış beni tehdit ediyor. Kim tehdit ediyor seni Zilha? Adam gibi anlatsana şunu. Kim olacak Fadime? Dünkü yanaşmaya gelinimiz olacaksın diyoruz. O kalkmış bizi parmağında oynatmaya çalışıyor. Abla, ne oldu? Doğru dürüst anlat şunu. Fadime geldi. Mihrali hapisten çıkmazsa Eşber'le evlenmeyecekmiş hanımefendi. Ne susuyorsunuz? Bir şey söylesenize. Bu Fadime karısı da fazla oldu artık. Evlenmezse evlenmesin. Kendi bilir. İyidir Rasim. Eşber ne olacak? Eşber de yatsın biraz içeride. Kendi düşen ağlamaz. Yavrum. Ne yapalım yani? Sözümüzden geri mi dönelim? Ben kimseye kendim için tükürdüğünü yaladı dedirtmem. Bir de üstüne Mihrali dışarı çıkacak. Tam da ondan kurtulmuşken. Rasim.
O haddini bilmez okuyacak değiliz elbet. Ama eşperim daha para pislerdi. Alışıktı iki çocuğum. Yapacak. Alışacak. Başka çaresi yok. Oğlum tekrar soruyorum. Eşber koçu sen mi vurdun? Bu şekilde susarak suçu kabul etmiş oluyorsun. Devletin mahkemesini meşgul etmeye de hakkın yok. Soruma evet ya da hayır diye cevap ver. Eşber koçu sen mi vurdun? Devletin mahkemesini meşgul etmek istemezdi. Bunun nedeni ben değil, benim burada olmama sebep olanlardır. Yani? Başka söyleyecek bir sözüm yok efendim. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Olayla ilgili delillerin toplanmasına, bu süre boyunca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kızım yoruldum. Biraz oturalım. Anneciğim, bir iki tur daha atmamız lazım. İyileşme için bu çok önemli. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Geçmiş olsun hala. Gelsene kızım içeri. Yok, gelmeyeyim. İşim var. Şöyle bir uğrayayım dedim. Nasıl oldun hala? Görüyorsun işte halim. Sağ kolumu Mihir Halim'e alıp götürdüler. Sol yanım da onunla birlikte gitti. Üzülmemeniz lazım anneciğim. Kuvvetli olmazsanız bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Mihral hapisten çıkacak, sana söz veriyorum. Keşke Mihrim Hanım, keşke. Alasmaladık. Nereye gidiyorsun kızım? Daha yeni geldin. Sonra yine uğrarım. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Böyle olmak zorunda hükümet. Hükümetin önümden geçtim. Emriniz komutanım. Cezaevine.
görüşecektim.